5 litre yok. Daha geçen gün aldım 62 milyona. Şimdi bana diyor 70 milyon. Ya yazık, günahtır ya. Bu insanlar ne yapacak? Benim ya BİM'in A101'in en kötü yağı ya. Söyle ya. 70 milyon yazık, günahtır insanlara, vatandaşlara günahtır yani. Bu fakirler ne yapsın? Elektrik zammı da yazık, günahtır ya. Her gün zam 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 üstüne zam. Benim gibi bir vatandaş, işsiz güçsüz, benim ne bir garantili işim var, ne bir hiçbir şeyim var. Başımda 9-10 nüfusum var. Ben bunlara bakmak zorundayım. Allah rızası için. Yazıktır, günahtır yani ya. İnsanlar nasıl geçiniyor? Siz bunu biliyor musunuz ya? Zengin zaten yiyor, içiyor. Hali hiç umurunda değil. E bir de gel garibanlara sor, işsizlere sor. Bilmiyorum yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Özellikle fakirlerin. Bilmiyorum. Allah katında bence bir zulümdür yani. Başka bir şey değil yani. Çoktur yani. Çoktur. Ya çok ağır bir şey ya. Her gün zam, her gün zam ya. Nefes alıyorsun zam, nefes veriyorsun zam, adım atıyorsun zam ya. Da artık bıktık ya. Hele hele emekleri son derece etkiliyor yani. Evet. Teşekkür ederim. Ne kadar elektrik faturası ödüyordunuz? Ya 120 ödüyordum. Evet. %30, %15 gelince artık 150'den aşağı olmaz bir sefer. Evet. Ya etkiler tabii, memur, emekli memur ne olacak yani. E tabii bu elektrik zammı da yüklenince çok daha ağır olur yani. Sıkıntılı yani. Halk artık bıktı yani. Halk ne diyecek artık? Biz bu hayattan memnun değiliz. Zaten sadece elektrik değil ki. Elektriğe zam geliyor, gıdaya geliyor, doğalgaza geliyor, gıda maddeye geliyor. Ne desen, aklına ne gelirse zam gelir. Yani zam tek bir şeyle değil. Artık biz zamı unutmuşuz. Eskiden 5 yılda, 10 yılda bir zam geldiği zaman millet ayaklanıyordu. Ya o zam oldu, zam geldi. Şimdi öyle değil. Zaten her gün zamla yaşıyoruz. Onun için yapacak bir şey yok. Yani biz bu hayatta memnun değiliz. Alıştınız mı zamla? Ya ne yapacağız? Şimdi alışmak zorundayız. Alışmazsak ne yapacağız? Elimizden bir şey gelmiyor ki. Elbette ki tepkiliyiz. Tepkili olmaz mıyız? Yani biz insan rahat bir hayat yaşamadığı zaman elbette ki tepki verir. Doğalgazı yine ayda 150, 130, 140 elektrik faturası ödüyoruz. Şimdi tükettiğimiz bedel 50 ise bunun üzerine yüzde vergisidir, zammıdır, bilmem neysidir. Bir bakıyorsun o 150'yi buldu. Hükümet tabii ki buna bir çare bulması lazım. Demek hükümet bunu yönetemiyor mu acaba, beceremiyor mu? Onu biz bilemeyiz yani. Bizim yapacağımız bir şey yok. Ha, bizim yapacağımız bir şey var aslında, biz yapmıyoruz. Yani elimize bir fırsat geçtiği zaman biz değerlendirmiyoruz. Böyle olacak halimiz. Çok iyi bir şey oldu canım benim. Neden? Millet kendini layık görüyor, onun için bu kadar zam geliyor. Hele milletin hali görüyor mu? Acaba bir ekmek kendi evine bir ekmek getirebilirler mi? O da var şimdi. Zam üstüne zam. Zaten alıştık. Eğer bunu açık da söylemezler, gizli yapıyorlar. Bunda bir şey var mı? Siz daha iyi biliyorsunuz. Öyle mi? Para olmadığı için zorlanıyoruz bayağı. Vallahi biz ne düşünelim? Her gün zam geliyor. Her gün, her gün, her gün, her bir haftada bir zam geliyor. Evet. Artık ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Ne yapacağız yani? Peki imkanınız var mı, gücünüz? Vallahi imkanımız yok. Vallahi ya, fatura yatıracak gücümüz yok ya. İnan ki gücümüz yok ya. Ne kadar size elektrik faturası? 250 milyon. Ayda 250 geliyor. 250, 300. Bütün ciryan imkanları hepsi Sirt'in çevresindedir. Sirt, biz yatıramıyoruz bu ciryanı yani. O kadar baraj var rağmen yine zam zam, her gün zam, bilmiyorum artık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Bu pandemi dolayısıyla esnafın 2 yıldır bir iş yapmadığını hepimizin malumudur yani. Buna dayanarak daha elektrik şirketlerinin elektriğe %15 zam yapması gerçekten tartışılacak bir olay değil. Zulümden başka bir şey değil zaten. Bu yani bunu görüyoruz zaten. Halkın durumu anlatılmaz, yaşanır yani şu anda. Bu konumda zaten anlatacak bir şey var mı? Bu pandemi sürecinde zengini zengin yapma sürecine girilmiş. Normal esnafı da bitirme projesine girilmiş. Artık Allah sonumuzu hayretsin. Nasıl bir şeyin içinde olduğumuzu biz de bilemiyoruz zaten.